Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo Londra'dan herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor ve küresel gelişmeleri konuştuğumuz programımızda bugünkü konuğumuz Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir. Merhabalar, hoş geldiniz Muhammed Bey. Merhabalar. Şimdi sterlin tarafını konuşacağız. Zira küresel piyasalara dönüp baktığımızda sanıyorum temel hikaye özellikle 3 gündür sterlin üzerinden çevriliyor. Enflasyon endişeleri artmışken açıklanan teşvik paketi ve belki de bunun iletişiminin tam olarak yapılamaması biraz daha enflasyon beklentilerini artırınca sterlin dolar karşısında gitgide erimeye başladı. Hatta öyle ki tarihi erimeler bunlar. Belki bir süre sonra iktisat kitaplarında göreceğimiz tarzdan erimeler oldu. Neydi, ne değildi? Sizden biraz netleştirmenizi, detaylandırmanızı rica edelim. Şu an hangi noktadayız? Ya biliyorsunuz zaten hali hazırda bir enflasyon sıkıntımız var. İngiltere'de iki haneli enflasyon rakamlarına ulaştıktan tüm dünyada olduğu gibi, hem Amerika hem Avrupa'da olduğu gibi. Bununla mücadele için sıkılaştırma programına girmek lazım. Bir taraftan faizleri artırmak lazım, bir taraftan da gevşek para politikasını bırakmak lazım, onları kısıtlamak lazımdı. Hani biz Boris Johnson görevden gidince daha kötüsü gelmez diye düşünürken bir baktık hani Liz Truss ve hükümeti bir şekilde gelip böyle garip bir açıklamada bulundular. Aslında çok da ihtiyaç olan bir vergi düzenlemesi değildi. Biliyorsunuz vergi düzenlemesi en yüksek gelir grubundaki %45'lik vergi düzenlemesini kaldıran, onu %40'a indiren bir vergi düzenlemesi. Hani halkın çok işini rahatlatmayacak, biraz daha böyle gevşek para politikasını, maliyetini, hazineye olan maliyetini artıracak bir karardı. Yani doğru izah etmekten ziyade, doğru anlatmaktan ziyade zaten yanlış bir karar verildiğini düşünüyoruz İngiltere tarafından. Bir de bunu ne zaman açıkladılar baktığınızda? Tam enflasyon kaygılarının tepeye, acaba İngiltere Merkez Bankası faiz artırımında geç kaldı mı? Fed'in gerisinde, çok mu gerisinde kaldı? Yakalamak için acaba %1'lik mi bir artış yapması lazım diye piyasalarda tartışmalar devam ederken yapıldı. Nitekim piyasa gördüğünüz gibi herhangi bir ülkeye acımıyor. Hani piyasalarda sanki İngiltere böyle çok bunlardan etkilenmeyecek bir ülke gibi dursa da, hani küresel finans piyasalarının merkezi olmasından ötürü, gördüğünüz gibi İngiltere gibi gelişmiş bir ülkede pound gibi bir hard currency de, herkesin sıklıkla kullandığı dolar endeksi karşısında baskette, sepette kullanılan para birimi bile piyasaların ciddi tepkisiyle karşı karşıya kalabiliyor. Evet. Ki pazar gecesi neredeyse pariteye vurdu. 1.0340'lara kadar geriledi. Evet, şimdi baktığımızda tabii İngiltere Merkez Bankası acaba bir ara toplantıya gidip sert bir faiz artırımı yapacak mı dendi. Özellikle Financial Times'da yer alan haberlere baktığımızda Deutsche Bank'ın da bu anlamda analizleri, eleştirileri vardı. Daha sonra yapılan iletişimde bir ara toplantıya gidilmeyecek, normal toplantı formatında düşünülecek faiz artırımları denmişti. İngiltere Merkez Bankası'nın baş ekonomistinden de yine bugün ekonomi basınına yansıyan haberlere baktığımızda faiz artırım sinyali geldi. Yani o cephede aslında beklentiler nasıl? Biraz da onu konuşalım. Kaç bas puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor? Ya şimdi baktığımda harika. Yani daha önce normal faiz artırımlarını düzgün bir şekilde yapsalardı, 75-75 mesela 50-50 yerine Amerika gibi, hiç bu noktalara gelmeyecektik. Diyecektik ki işte Amerika'da da faiz artırıyor, İngiltere'de de faiz artıyor. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı yok. Bir, onun gerisinde kaldık. Üzerine böyle bir açıklama geldi. Şimdi faiz artırımında %1 ile %2 arasında faiz artırımı bekleniyor. Yani çok geniş bir alana yayıldı.
Normalde işte 75-75 artırsalardı %0,5 daha fazla artmış olacaktı değil mi? Yeni bir 75 ile birlikte %0,75 en fazla artırmış olacaklardı eğer Amerika'yı takip etselerdi. Ama şimdi onu yapmayınca bu sefer acil müdahaleyle %1 ile %2 arasında bir faiz artışı bekleniyor. Eğer bu faiz artışı gelmezse bu beklenen oranlarda yine pound çok ciddi satışa uğrayacak gibi duruyor. Yani yanlış yaptılar, geç kaldılar. Peki ara bir kararla faiz artırması gerekir mi? Tabii ki şimdi yiğitliğine de toz kondurmak istemiyor İngiltere Merkez Bankası. Ben koskoca İngiltere Merkez Bankası'yım. Niye ara kararla sanki çok ciddi bir kriz varmış gibi müdahale edeyim diyor da aslında çok ciddi bir kriz var bir noktadan baktığında. Yani insanlar elindeki bütün pound asetleri, pound cinsinden yapılan yatırımları boşaltmaya başlıyor. Çünkü pound'da ciddi bir değer kaybı olmasını bekliyorlar. Pound peki İngiltere Merkez Bankası faiz haricinde gidip de Japonya gibi ciddi bir müdahalede bulunabilir mi diye baktığımızda, elinde ne kadar rezerv var diye baktığımızda 110-120 milyar dolar civarı bir dolar rezervi var İngiltere Merkez Bankası'nın. Bunu Japonya ile karşılaştırdığınızda, 1 trilyon doların üzerindeki rezervle karşılaştırdığınızda devenin yanında kulak kalıyor. Yani çok ciddi bir gidip de direkt müdahalede bulunamaz. Yapması gereken yapısal değişikliklere gidecek, faiz artacak. Faiz de artırmazsa zaten ne oldu? Bir taraftan da vergi de iyice azalttılar. Vergiyi azalttılar, efendim söyleyeyim işte şeyde bu enerji piyasalarında belli bir miktarını biz ödeyeceğiz dediler. Bir şekilde insanların hayatını çok değiştirmeyecek ama bütçenin üzerine çok ciddi yük getirecek bir karara imza attılar. Dolayısıyla %1 ile 2 arasında bir faiz artırımı olmazsa ki hani bunun %1 bile kurtarmayabilir. 3 Kasım'da yapılacak zannedersem faiz artış kararı 3 Kasım'da. 3 Kasım'dan önce Merkez Bankası bu kararı açıklamaya zorlanabilir. En son 1970'lerde böyle Merkez Bankası piyasayı çok ciddiye almamıştı. Onun bedelini de çok ağır bir şekilde ödemişti. Umarım ki tarihten ders alır. Bir şekilde daha öncesinde müdahale eder. Daha öncesinde piyasaları rahatlatacak bir karar alır. Ama diğer taraftan da baktığında bu sefer de gidip bono alım açıklaması yaptılar. Yani nasıl bir müdahale diye bekliyoruz şeyden önce, 3 Kasım'dan önce faiz artırmasını beklerken yeni bir bono alımına girdiler. Uzun vadeli bono alımına girdiler. O da tabii yine hem bir taraftan faiz artıracaksınız hem de gidip bono alacaksınız. Bu da yine bu ne Paris, bu ne lahana turşusu noktasında bir karar oldu. Tabii ki teknik sebepleri var da arkasında. Başarılmak istenilen ana hedefle, amaçla tamamen ters bir karar aslında. Evet yani hani biz sıkılaşma döngüsündeydik, hani biz enflasyonu düşürecektik. Şimdi nereden çıktı bu hamleler gibi bir durum oldu tabii dolayısıyla. Zamanlamada bir hata vardı belki ama politik bir karar mı oldu? Yani burada daha siyasi etkenlerin mi etkisi oldu? Çünkü Merkez Bankası'nın da elbet baktığımızda çok kalifiye ekonomistleri var bu konularla alakalı, hani bizim sorgulayamayacağımız kadar belki kendi adıma konuşmak gerekirse kalifiye ekonomistleri var. Elbette böyle bir hatanın hata olarak değerlendirilirse bir şey olmalı. Yani politik miydi bu karar? Ya bu politik olmaktan ziyade çok kısa vadeli bir karar. Çünkü bonolar cuma günü %1 civarında satış yedi hükümetin açıklamasıyla. Yani %1 bono getirileri uzun vadede yukarıya geldi. Şimdi bunun yukarıya gelmesi demek fiyatların aşağıya gelmesi demek değil mi? Zaten aslında faiz artırımıyla da bonoların fiyatlarında aşağı yönlü hareket bekleriz. Tamam ne yapalım? Şimdi fiyatlar çok hızlı bir şekilde aşağıya geldi. Yani beklediklerinden çok çok daha hızlı bir şekilde aşağıya geldiği için piyasadaki volatiliteden dolayı, oynaklıktan dolayı bunun önüne geçmek istediler. Bu sefer de öyle bir karar aldılar ki tekrar bugün bono getirileri %1 bono getirileri %1 yukarıya gitmişti. Tekrar %1 aşağıya geldi bugün alınan kararla. Hatta ben ilk haberi aldığımda önüme düştüğünde yanlış mı okudum dedim. Yani bono alım programı açıkladılar tam faiz artırım noktasında. Şimdi ne yapıyorsunuz o zaman? Şimdi faizleri artırıyorsanız bonoların fiyatlarının aşağıya gelmesi lazım. Getirilerin yukarıya gitmesi lazım değil mi? Bir taraftan faizleri artırıyorsunuz, bir taraftan da gidip bono alıyorsunuz.
Bono alımı da faizleri ya da getirileri aşağıya alacak bir etki. Tamamen birbirine ters bir etki. Ama piyasadaki teknik zincirleme satışın önüne geçmek için böyle bir karar alındığını görüyoruz yapılan yorumlarda arkasında. Politik olduğunu zannetmiyorum. Tamamen piyasadaki panik havasından dolayı hali hazırda teminat olarak kullanılan, portföylerde bulunan bonoların çok sert ve ciddi satış yemesinin önüne geçmek için satacaksanız ben bunları alacağım diye piyasaya geliyor Merkez Bankası. Bir de ilk çıkış noktasında hükümete karşı olan, hazineye karşı olan bir güvensizlikten yola çıktı biliyorsun. Merkez Bankası araya gelince yatırımcılar doğal olarak Allah'tan Merkez Bankası araya giriyor diye düşünürken sonra başka bir haber düştü. İşte Merkez Bankası'nın yapacağı bu alımları hazine garantileyecek diye. Yani o zaman yine hazinenin riskini almış oluyor insanlar bir noktadan baktığınızda. Dolayısıyla çok anlam veremediğimiz bir hareket oldu. Şu an ilk önce bu haberler düşünce pound'a ciddi bir satış gördük. Tekrar yukarıya geldi ama o yukarıya gelme hareketi biraz Merkez Bankası'nın müdahalesiyle olduğu gibi duruyor. Bir taraftan Maliye Bakanı yatırımcılarla görüşüp işte aman ha pound'u satmayın, shortlamayın diye görüşecekmiş. Şimdi tüm dünyaya işte gidip de Merkez Bankası'na müdahale etmeyin, işte serbest piyasalara müdahale etmeyin dedikten sonra siz de gidip insanlara buraya yatırmayın, şuraya yatırın gibi tavsiyelerde bulunursanız sizin temel prensiplerinize inandığınız serbest piyasa dinamikleriyle ters düşüyor. Dolayısıyla şaşkınız yani. Evet. Finansal piyasa oyuncuları olarak şaşkınız. Açıkçası. Peki şu an baktığımda pound dolar paritesi 1.08, euro dolar paritesi 0.97'de. Biz euro dolar paritesindeki erimeye tabii çok hızlı bir şekilde şahit olduğumuz için acaba şu anda pound dolar paritesinde böyle bir senaryo bekler mi sorusu geliyor elbette akıllara. Yani zaten onu yaşadık diyorum ya 1.03. Yani oradaki taban rakam nedir beklentiniz onu soruyorum. Yani tabanı yok bunun maalesef. Geldiğimiz yerler değil. Yani pound normal 1970'lerde dolara karşı bu uluslararası çevirime girdiğinden bu yana en düşük seviyelerde işlem yapıyor. Şimdi o kadar düşük seviyelerde işlem yaparken daha önce görmediğiniz seviyelere gelmişken bunu tabii ki teknik analizle iki tane işte Fibonacci çizersiniz, ne bileyim trend grafiği çizersiniz. Buradan şuraya gelir diye de 1'e de gelir, 90 sente de gelir, 80 sente de gelir. Tamamen ne kadar mantıklı ya da mantıksız açıklamalar geleceğiyle ilgili bizim hükümetten ya da Merkez Bankası tarafından. Umarız ki bu Perşembe diyorum, 3 Kasım'daki Merkez Bankası faiz kararında ciddi bir adım atılır. Yani bakın biz bu işte ciddiyiz, diğer merkez bankalarının gerisinde kalmıyoruz, enflasyonu önemsiyoruz. Çok popülist açıklamaları ciddiye almayın, onlar da geriye alınır gibi. Çünkü neticede baktığınızda hükümetin açıklaması çok popülist bir açıklama. Tabii ki yani halkın hoşuna gider yani enerji faturanızın bir kısmını, elektriğinizi, suyunuzu devlet ödesin, gazınızı. Tabii ki daha az vergi verelim, zenginlerin hoşuna gider. Ama bu popülizmden ziyade ne yapılması gerekiyor, onun üzerinde bir şey yapılıyor mu ona bakmak lazım. Ya hükümetten bir geri adım açıklaması gelecek ya da Merkez Bankası'ndan hükümet ne yaparsa yapsın. Bakın ben gerekli tedbirleri alıyorum para piyasaları için merak etmeyin. Biz dimdik buradayız mesajı gelmesi lazım. Eğer bu ikisinden biri olmazsa ya da ikisi birden olmazsa aşağıda herhangi bir alt limit diye bir şey yok. Çünkü IMF açıklama yaptı biliyorsunuz. İngiltere mercileriyle temas halindeyiz diye. Şimdi IMF hep böyle İngiltere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın vesaire kullandığı, gelişmekte olan piyasaları manipüle etmek için araç olarak kullandığı bir kurum gibi gözükür ama şimdi IMF bile kaygılandıysa İngiltere'nin mali durumundan, hazinesinin durumundan o zaman ciddi sıkıntı var demektir. Peki nasıl okumamız gerekir IMF'nin bu kaygılandık özetli açıklamasını İngiltere ekonomisi açısından? Yani bu yolun sonu bizi nereye çıkarır? Ya bu yolun sonu bizi şuraya çıkarır. Sizin şimdi mesela İngiltere'nin çok ciddi borçlanması var değil mi? Kendi gayri safi, milli hasılası. Ödeyebilmeniz için normalde gelirinizi artırmanız lazım devlet olarak. Nasıl artırmanız lazım? Ya yapısal reformlarla
buraya yeni şirketlerin buraya yerleşmesini, işte daha çok istihdamı vesaire amaçlarsınız. Ya da vergilerinizde daha verimli toplamaya çalışırsınız. Gerekirse az vergilendirdiğiniz ya da yanlış vergilendirdiğiniz yerler varsa onlarda bir düzenlemeye gidersiniz. En son yapacağınız şey en üst banttaki vergi dilimini azaltmaktır. Tabii ki hani bu çok belki bilinmiyordur Türkiye'de de muhafazakar parti burada, konservatifler. Daha çok varlıklı olan insanların, daha çok kapitalizme inanan insanların oy verdikleri bir parti. İşçi Partisi biraz daha sosyal dağılımın eşit olması gerektiğini savunanların oy verdiği parti. Şimdi tabii ki kendi seçmen grubunu pohpohlayacak, rahatlatacak bir gelişme ama siz vergilerinizi toplamazsanız, en çok vergiyi biliyorsunuz, o üst kesimden topluyorsunuz günün sonunda. Oradan vergilerinizi toplamazsanız neyle borcunuzu ödeyeceksiniz? Nasıl bunu izah edeceksiniz? Bu bir. İkincisi, İngiltere bir ithalat ekonomisi. Yani İngiltere'nin para biriminin değer kaybetmesi İngiltere'nin aleyhine. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Yani siz alacağınız ürünleri çok daha pahalıya almış oluyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon bir taraftan körüklenmiş oluyor. Şimdi para birimi değer kaybettikçe bizim aldığımız petrol dolar cinsinden fiyatlanıyor değil mi? Doğalgaz dolar cinsinden fiyatlanıyor. Telefonu, arabası dolar cinsinden fiyatlanıyor. Her ne kadar finansal servis, işte turizmdir, işte hospitality'dir, otelcilik vesairedir, eğitimdir, bunların merkezi burası olsa da net net ekonomi bir ithalat ekonomisi. Dolayısıyla bu aldığınız kararların sizi bu taraflara götürüp götürmeyeceğini önceden çok iyi simüle etmeniz gerekiyordu. Maalesef bu hatayı yaptılar. Dediğim gibi eğer bunda ısrar ederlerse, devam ederlerse, ya biz bunu bir şekilde yapacağız. Biz de çok güçlü ülkeyiz işte. Başkalarının işte üzerimizde oynadığı oyunlara izin vermeyeceğiz derlerse, o zaman gideceğimiz nokta İngiltere'nin borçlanma maliyetinin yükselmesi olur. Ya da insanların ya da yatırımcıların, emeklilik fonlarının, hedge fonlarının, para fonlarının, büyük para fonlarının ya da çok çok büyük yatırımcıların, hani 100 milyarlar civarında yatırım yapan yatırımcıların, ki zamanında biliyorsunuz Soros İngiltere Merkez Bankası'na karşı pozisyon almıştı ve kazanmıştı. Hani siz yanlış yapıyorsunuz, ben de size karşı pozisyon alıyorum demişti. Aynı şeyi yine serbest piyasa Merkez Bankası'na mesaj göndererek diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Hükümete mesaj göndererek diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Eğer bundan bir geri dönüş olmazsa oturup da acil ve büyük etkisi olan kararlar açıklanmazsa, o zaman gitgide borçluluğu artacak, maliyeti artacak. O zaman IMF'ye hakikaten ihtiyaç duyabilir noktaya gelecek. Şimdi IMF'nin gelmesi ne demek biliyorsunuz. IMF gidip de ülkelere ne diyor? İşte arkadaşlar, siz burada çok az vergi alıyorsunuz, hadi bakalım şuraya vergi koyun. Şimdi ilk başta verdiğimiz karar neydi? Vergileri azaltalım değil mi? IMF gelince ne yapacak? Vergiyi artıracak. Yani o zaman biz niye vergileri azalttık ilk başta da bu kadar paniğe sebep olduk değil mi? Ondan sonra diyecek ki mesela siz buradan şu işte yaşı şuradan şuraya çekin bakalım, artık emeklilik buraya kadar olmasın, sizin sosyal sigorta tarafınızda sıkıntı var. Sosyal güvenlik tarafında sıkıntı var. Bu böyle. Dolayısıyla aslında yapmak istedikleri şeyin tam tersine mecbur kalacaklar gibi bir noktaya gidecekler. Evet. Onun için biz de merakla bekliyoruz. Çünkü alınan kararları hiç beklemiyorduk. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Yani gidip de bu kadar popülist bir vergi kesintisi, bu kadar acil, saçma sapan bir bono alım programının açıklanmasını biz de beklemiyorduk. Evet, gerçekten sürpriz gelişmelere gebe bir süreç desek yanlış olmayacak. Euro-dolar paritesine gidelim biraz da buradan. Az önce söyledik, 0.97'lerden işlem görüyor. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyelerinden birinin açıklaması vardı. Tabii euroyu biraz daha yükseltebileceğiz mi endişeleriyle birlikte daha yüksek montanlı faiz artırımları gündeme geliyor. Fed'de artırım yapacağını ve buna devam edeceğini taahhüt ettiği şahin bir süreçten geçerken Avrupa Merkez Bankası'nın nasıl pozisyonlanacağı da merak konusu, ama 100 bas puan için çok fazla yorum yapılmış. 75 bas puan mı masada görünüyor? Yani burada Avrupa Merkez Bankası'ndan Fed'e karşı nasıl bir pozisyonlanma beklenir? Yani şimdi baktığınızda yapmaları gereken 100 bas puandır. Yani 25 bas puan için gidip de Fed'in yine çok gerisinde kalmaya gerek yok. Yani İngiltere'nin yaptığı hatayı yapmaya gerek yok. Bakın piyasalar diyor ki yaptığınız artırımlar yeterli değil. Biz sizden daha sert,
artışlar bekliyoruz. Daha sert artışlar gelsin ki biz doğru yolda olduğumuzu bilelim diye. Şimdi zamanda yapmadığınız 25 bas puanlık artışlar, bu da çok olur diye düşündüğünüz artışlar, ondan sonra size dönüp %0,5, %1, %2 şeklinde dönüyor. İngiltere örneğinde olduğu gibi. Beklentimiz, yani yapacaklarını düşündüğümüz artış 75 bas puan. Yapmaları gerektiğini düşündüğümüz artış en az %1. Eğer %1 ve üzerinde yaparlarsa euro dolar hareketlenir, toparlanır. Paritenin üzerine kendisini rahatlıkla artar. 75 yaparlarsa yine burada 99 ile 92'ler arasında gidip gelir. Aşağıya doğru bir baskı olabilir. Allah göstermesin de gidip de ya çok da işte artırmayalım işte gaz da kesildi. Bu da böyle oldu işte şöyle oldu diye kendilerince sebeplerle gelip de 50 bas puan falan artırmaya kalkarlarsa o zaman İngiltere'nin durumuna düşerler. Yani birbirlerine bakıp ders almaları lazım bu noktada. Ama tabii biz bunları söylüyoruz da bir taraftan da baktığınızda Amerika tarafında da bu artışların gecikmeli gelecek bir etkisi var. Özellikle hani piyasadaki kredi likiditesini ve mortgage piyasasını, ev kredileri piyasasını. Onların etkileri arkadan gelecek. Bakmayın siz şimdi Fed böyle kendince senaryolar çiziyor işte işsizlik %0,5 artar her %1 için işte ev satışları şu kadar azalır vesaire diye. Yaptığı hiçbir simülasyonun geçmişte örneği yok. Yani geçmişteki örneklere baktığımızda çok iyimser bir tablo çiziyor aslında Fed. Dolayısıyla o tarafa da iyi bakmak lazım. Yani şimdi buradaki dalgalanmalar euro, dolar, pound ve yen tarafında baktığımızda hiçbirinin diğerinden çok daha mantıklı bir aksiyon aldığını görmüyoruz. Yani kimisi gözü kara gidiyor. Fed mesela 75-75-75 gideceğim diye çıtayı yükseltiyor diğer ülkeler için. Diğer ülkeler de işte yeterince yükseltmezse İngiltere gibi onlar da piyasa tarafından cezalandırılıyor. Ama onlar da yükseltirse yine tek sorun çünkü şey değil, enflasyon değil. Bu enflasyonla mücadele ederken yani siz antibiyotiği bile alırken işte enfeksiyon oldu günde 3 tane, 5 tane, 10 tane antibiyotik atayım değil. Bunun belli bir saati var, belli bir aralığı var. Günde almanız gereken doz var. Sanki Amerika'da bu dozu biraz artırmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilacın yan etkilerini görecek gibi. Yani İngiltere Avrupa özelinde baktığınızda alması gerektiğinden az dozda bir ilaç alıyor. Amerika'da alması gerektiğinden fazla alıyor. İki taraf da bundan dolayı olumsuz etkilenecek gibi ama daha önce karşılaşmadığımız bir para birimleri savaşı, daha önce karşılaşmadığımız bir faiz artırma savaşıyla karşı karşıyayız. Ama günün sonunda tablolara baktığımızda Amerikan doları diyor ki hani benim rezerv para birimim olma durumumu çok sorguladınız ama hani buyurun bakın en ufak kaygılı ortamda rezerv para birimi neymiş, en güvenilir sığınak neymiş herkes görsün diyor sanki öyle bir mesaj da var arkasında. Özellikle geçtiğimiz dönemde acaba Amerikan doları rezerv para birimi olma statüsünü kayıp mı edecek gibi bazı tartışmalar da vardı. Amerikan doları çerçevesinden sanki buna da cevap verilmiş gibi duruyor öte yandan. Şu an baktığımızda dolar endeksi 112'lerde seyrediyor ve gelişen ülke piyasalarındaki kayıpların da pandemi döneminin daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Aslında konuşacak daha çok konu var ama süremizin sonuna geldik. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Burada Stüdyo Londra'yı noktalıyoruz. Piyasa analizle birazdan karşınızdayız. Bizden ayrılmayın. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.